Hepinize merhaba. Benim adım Beyza Nur. Yaklaşık 3 yıllık bir hayalimi gerçekleştirmeye geldim. Kitap okumayı gerçekten çok seviyorum ve okuduğum kitaplar üstünde tartışmak, işte onları yorumlamak benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ve bir gün bunu kendim yapıp video halinde yayınlamaya karar verdim. Bugünün en doğru günü olduğunu düşünüyorum bunun için. Aslında ben bu seriye çok koyu bir Cengiz Aytmatov hayranıyım. Onunla başlarım diye düşünmüştüm. Ama yakın zamanda bitirdiğim roman Fakir Baykurt'un Tırpanı'ydı. Size biraz bugün bundan bahsetmek istedim. Fakir Baykurt, hatta kitabını da göstereyim. Benim çok sevdiğim bir yazar. Daha önce Yılanların Öcü, Iraz Can'ın Dirliği ve Karamet Destanı üçlemesini okuyup çok beğenmiştim. Bunu da bir gün kitapçıda gezerken böyle değişik bir şey okumak istemiştim aslında, farklı bir roman. Kendimi yine Fakir Baykurt'un önünde buldum. Arkasındaki hikayeyi okuyunca bırakamadım. Bugün bahsedeceğim hikayeden. Sonra aldım, süre içinde okudum ve bugün sizle paylaşmak istedim. Hikayemize geçecek olursak, Gökçimen köyünde geçiyor, Ankara'nın bir köyü. Gökçimen köyünün kızları çok meşhur. Çünkü çok güzeller, renkli gözlüler, gençler, hatta çocuk yaştalar. Komşu köylerin, Gökçimen'in kızları artık nam salmış durumda. Komşu köylerin zenginleri gelip genelde bu köy yoksul, bu köyün kızlarını başlık parası suretiyle satın alması aslında konu ediliyor bu kitapta. Birçok kız bu şekilde evlendirilmiş. Sözde bir evlilik. Satılmış tamamen. Okurken zaten çok sinirlendim bazı yerlerde. Bir günde sıra Dürü'ye gelmiş. Dürü 5. sınıfı yeni bitirmiş bir kız. Yani daha çok küçük, çocuk yaşta. Okul bitiyor. İşte evde annesiyle birlikte vakit geçiriyorlar. Bir gün damdayken komşu köy var, Evci köyü. Oranın ağası var, Kabak Musluk denilen ada. Dürü'yü görüyor ve çok beğeniyor. Ama şöyle bir sorun var. Kabak Musluk dedesi yaşında, torunları var ve zaten evli. Hani yaşayan da bir eşi var. Neyse, Eşi de anneannesi, babaannesi yaşında Dürü'nün. çok beğeniyor Dürü'yü, sözde aşık oluyor. Dürü ile evlenmek istediğini söylüyor Dürü'nün babasına. Ama bazı konularda kafası çok iyi çalışan bir adam. Dürü'nün babasıyla konuşurken onun hatsını kıramayacağı insanları alıyor. Israrına dayanamayacağı insanları. Aslında başta Velikul da bu evliliği istemiyor. Kızının küçük Olduğunu biliyor. Adamın çok büyük olduğunu biliyor falan. ama o kadar çok ısrar ediyorlar ki köye rezil olma korkusu var bu adamın bir de. Düşüneyim falan diyor. Sonra Dürü'nün annesi Havan'a. Havan'a zaten anlıyor adamın bakışından. İstemiyor hiç bu durumu. Dürünün de hiçbir şeyi yok. İsteği yok konu hakkında. Hatta adamdan Tiksiniyor. Havan'a sürekli karşı çıkıyor. Hayır, benim çocuğum küçük olmaz. İşte o şiş göbeğe kızımı vermem falan diye sürekli adama hakaretler ediyor. Velikul hem çevrenin baskısına hem de karısının ona karşı durmasına katlanamıyor. Çünkü ataerkil bir toplum. Karısının kendi çocuğu hakkında bir tasarrufta bulunması fikrini belirtmesi, bir şeyleri onaylamaması belli olur. çok rahatsız ediyor. Karısını dövüyor sürekli. Kızını falan da dövüyor hatta bir yerden sonra. Ve en son hem dediğim gibi bu sinirle Hem hem de baskıya dayanamayarak. kızarak maalesef kabul ediyor. Ama asla bunun kabul edilebilir bir yönü yok. Sonra annesi ve kızı sürekli bu Bunu da konuda isyan edince Kabak Musluk dediğimiz adam, köyün sözde hafızı, şarlatan bir adamı Velikul'un yani Dürü'nün babasının evine yolluyor. onlar Onlar gidiyorlar, okuyorlar. okuyorlar falan. Köyün kadınları bir yandan gelip ısrar ediyor, kabul et Havan'a, kızının başına talih kuşu kondu, bütün Köyü köy zengin edersiniz, yoksulluktan kurtulursunuz. Bir yandan böyle ikna etmeye çalışıyorlar. İşte bir yandan zaten evlenecek, iyi bir yere gitsin, çocuksuz çocuğunu biriyle mi evlensin, yokluk bunu çeksin diye kadın ikna etmeye çalışıyor. Bir sürü saçma sapan bahaneler sunuyorlar yani. ama Havana gerçekten dik duruşlu bir kadın ve bunların hiçbirini dinlemiyor. Hatta köyün kadınlarını kovuyor falan. Neyse, gelip gidip bu hafız denen adam Hem kadını Havana'yı hem Dürü'yü okuyor. Bir yerden sonra artık okuduğu dualar büyü mü yapıyor, ne yapıyor? yapıyor bilmiyorum. Havana En son kabul ediyor bu durumun etkisiyle. biraz o da Yılmış yılmış durumda zaten. Sürekli kocası dövüyor, dövüyor. eve falan kilitliyor, kızını ayrı, kendini ayrı. Falan bu artık Havan'ın canına tek ediyor. Neyse kabul etmiş bulunuyor. İstemeyerek de olsa işte şeye falan gidiyorlar. Urba görmek deniyor kitapta buna. Fakir Baykurt yerel ağızda çok güzel kullanan bir isim. Çeyiz alıyor. Alışverişine falan gidiyorlar. Neyse, bu sırada Allah'tan Köyde bütün her şeye rağmen kafası iyi çalışan, bilinci yüksek bir kadın var. Uluguş. Aslında
gerektiği saygıyı gördüğüne inanmıyorum bu kadının. Gerçekten benim okurken çok büyük saygı duyduğum bir kadının. Köyün çok yaşlı bir kadını. Yanlış hatırlamıyorsam çocukları savaşta ölmüş, eşi falan da ölmüş, tek başına yaşıyor. Yoksul da bir kadın. Ve bir tırpanı var, bunu arıyor. Ama çok zeki bir kadın. Ve artık kız çocuklarının bu şekilde satılmasına karşı buna dur demek istiyor. Çünkü daha önce köyde çok fazla kendini asan kızlar olmuş bu yüzden. Bunların bir kısmına şahit de olmuş. Yani kendi çocukluğuna falan da denk gelmiş. Gençliğine, sonraki orta yaş dönemine falan. Ve Dürü'nün de bu kurbanlardan biri olmasını istemiyor. Neyse, Dürü bir gün evde yalnızken kendini asmaya kalkıyor. Diğer kızlar gibi. Uluguş gidip onu kurtarıyor. Ama Uluguş bundan önce de gerçekten çok fazla çaba sarf ediyor. Geliyor gidiyor, Velikul'a laf sayıyor, annesine laf sayıyor. Siz bu kızı nasıl evlendireceksiniz falan diye. Uluguş'u dinlemiyor. Dürü'nün babası Velikul. Hatta kadını böyle kucaklayıp evin önüne atıyor. Evine girişini yasaklıyor falan. Asla gidip gelmeyeceksin diyor Dürü'ye. İşte kadını diyor benim evime girmeyeceksin falan. Neyse buna rağmen Uluguş Allah'tan dediğim gibi kafası çalışan bir kadın. Asla bunları dinlemiyor. Sonra işte kızı ipten kurtarıyor falan. Salaklık yapma anneciğim diyor. Yani nineciğim diye seviyor hatta. Gerçekten de bir anneanne bir babaanne edası var kadında. Okurken hep hayran oldum. İşte sen diyor bunu bu şekilde değil. Verdiğim bir derste değiştireceksin. Öyle bir şey yapacaksın ki artık bu kızların kaderi değişecek. Yani genel kadının tavrı bu. Neyse sonra Dürü'yü dediğim gibi kurtarıyor. Ailesinde biri falan olmuyor zaten bu olayda. Bir gün düğüne bir gün kalası. Dürü babasına karşı çıkıyor yine. Kabul etmiyor. Dürü baştan beri alınan çeyizleri fırlatıyor gübrelerin üstüne. Ne? Bağırıyor, çağırıyor. Hayır diyor. Ki normalde sakin de bir kız. Yani bunlar asilik olarak görülüyor o dönem. Anadolu'da özellikle de o köyde. Ama Havana ile birlikte Dürü bunu aşmış insanlar. Sonra Velikul sinirleniyor. Boyu devresice Velikul. Havana ile Dürü'yü dövüyor. Dürü'yü gidiyor ahıra bağlıyor. Neyse kilitliyor falan üstünü. Diyor ki seni gelin çıkana kadar bu evden buradan çıkartmayacağım. Sonra bunu gidip kahvede böbürlenerek anlatıyor. Zaten Velikul öyle bir adam ki okurken beni sinir krizine soktu. Havana'yı normalde asla şiddetin hiçbir türlüsüne şey yapamam. Normalleştiremem. Kabullenemem. Kendi evde yalnızken ayrı dövüyor. Milletin gözünün önünde ayrı dövüyor. Hiç kimse ayırmaya kalkmıyor. Doğru düzgün. Yani genel olarak köy bu durumu biliyor. Kadın ağzı burnu delik deşik geziyor yani patlatmış şekilde. Dürü aynı şekilde dövüyor falan. Neyse kahvede gidiyor. Kızını dövdüğünü, sözünü dinlemediği için. Baba ya dinlemek zorunda. Sözünü dinlemediği için dövdüğünü, sonra da onu bağladığını söylüyor. Ama bir şeyi unutuyor. Kahvenin sahibi Kocaeli'nin, kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Kendi kız kardeşi de böyle evlenmek istemediği bir adam yüzünden kendini asmış bir kız. Kocaeli'nin vicdanlı bir adam, bilinçli bir adam. Hemen Uluguş'a haber salıyor. Uluguş diyor kızı böyle bağlamış, onu oradan kurtar. Ama Velikul bunu düşünemiyor. Neyse o sanıyor ki kızı hala şeyde ahırda bağlı. Ama işler öyle değil. Uluguş Dürü'nün iki tane arkadaşını çağırtıyor. Gidin diyor gübre deliğinden girin o kızı kurtarın. Neyse kızlar giriyor. Şeyi kurtarıyor. Dürü'yü kurtarıyor. Dürü'yü hemen kahveci o Kocaeli'nin evine saklıyorlar. Köylü arıyor tarıyor kız yok. Bir de öyle bir şey ki Kabak Musta öğrendiği zaman kızın kaçtığını. Köydekiler uçtu erdi falan bir sürü şey uyduruyorlar bu arada. Kabak Musta evleri falan izinsiz taratıyor. Kendini hükümet sanıyor bu adam. Yani böyle garip bir adam. Parasıyla herkesi ve her şeyi satın alabileceğini sanan bir adam. Köyün büyük bir kısmını satın almış durumda ama hala ona karşı duran insanlar var. Neyse muhtar mesela, orası benim için çok önemliydi. Senin bu yaptığının kanunda yeri yok. Sen diyor suçlu olacaksın, yapma diyor. Muhtarın evini de taratıyor. Öyle bir adam Kabak Musta. Ama Kocaeli'nin de çok zeki bir adam. Kabak Musta'nın aradığı evlere gönderiyor kızı. Şimdi kendi evinde bir süre saklıyor ama yakında kendisini de şüphe çekeceğini biliyor. Çünkü normalde bu mevzuya karşı hiç yakından bir teması yok. Ama işte kız kaybolduktan sonra sürekli gidiyor Kabak Musta'nın yanına. Şurayı arayalım, burayı arayalım falan diye ondanmış gibi gözüküp hedef saptırıyor. Kendi evinde de kızı bulursa diye götürüp
muhtarın evine saklıyor. Neyse oradan oluyor, oradan oluyor. Bir şekilde dürüyor. Köydeki vicdanı olan insanlar Allah razı olsun saklıyorlar. Sonra düğünden kısa süre önce, artık bir gün öncesiydi sanırım. Zaten düğün önü hemen oluyor bu olaylar. Bir iki gün saklayabiliyor sanırım. Düğün uzuyor veya bana o süre olaylardan dolayı o kadar uzun geldi bilmiyorum. Dürüyü maalesef kabak muslu buluyor. Ama öyle bir şey ki kabak muslu dürüyü bulabilmek için herkesi, her şeyi kullanıyor. Şimdi dediğim gibi bu adamın parası var ve bir yandan Ankara'da dediğim gibi köyde yaşıyorlar. Öyle bir adam ki köylünün mahsullerini ucuza alıyor, gidip Ankara'da pahalıya 3-5 katına satıyor. Ticarette çok uğraşıyor. Mesela geçim sıkıntısı yüzünden köyünü terk eden köylülerin topraklarına çöküyor. Böyle böyle malına mal katıyor. Bir yandan da Çankaya'dan da tanıdıkları var. Oradakilere bal satıyor, keklik satıyor falan. Arkasının sağlam olduğunu düşünüyor. Ki maalesef dürü kaçırılırken de partiden kaynak falan bir sürü çevresi olduğunu görüyoruz. Yani yakalama sürecinde, dürü kaçtığında. İşte köye jandarmalar geliyor, arıyor tarıyor. Dinleme cihazları mı dersiniz, telsizler mi dersiniz? Adamda para çok olduğu için yediriyor, içiriyor. Bir sürü içkiler, şeyler, anlatamam yani. Adamda öyle bir para var ki, yani 3 köyü, 5 köyü belki satın alır. Parasıyla bu şekilde insanları satın alıyor hikayenin başından beri. Neyse, çok sinirleniyorum bunları düşündükçe. Dürüyü buluyorlar. Sonra işte dürüyü babasına teslim ediyorlar. O kısım da önemli. Kapıya da iki tane şey dikiyorlar. Asker dikiyorlar ki dürü kaçmasın diye. Bu kız daha çocuk. Kapak muslu onları da satın alıyor. Sonra neyse. Dürü mecburen evlendiriliyor. Düğün oluyor falan. Ama Uluguş. Canım Uluguş. O kadar seviyorum ki o kadını. Kendi eve giriş çıkışı yasak olduğu için yine kızlarla haber salıyor. Çok zeki bir kadın yaşına rağmen. Çok da yaşlı bir kadın yani. Kızlara diyor ki gidin dürün yanından ayrılmayın. Benim size söylediklerimi dürüye siz aktarın. Dürüye diyor ki kızım korkma. Tamam diyor, düğün yapılıyor. Sen evleneceksin, gideceksin. Ama o adamı öldüreceksin. Hikayenin başından beri Uluguş'un kocasından kalma eski bir tırpanı var aradı. Onu dürünün bulunduğu gün buluyor. Tırpanı gidiyor, demirciye yollatıyor. Demirci onu temizliyor işte, daha keskinleştiriyor falan. Uluguş kendi sandığından kıymetli sırma bir kesenin içine tırpanı koyuyor. Kendi kefen parasını koyuyor. Çok yoksul bir kadın dediğim gibi. Elinde ne varsa dürüye hediye olarak yolluyor. Kızlar aracılığıyla. Ama kimse bilmiyor. Kesenin içinde tırpan var. Sonra dürüye veriyor kızlar bunu. Dürü de çeyizine koyuyor onu, götürüyor. O kadar çok içiyor ki kabak muslu. Allah'tan da o gece içeceği tutuyor. Sızıyor kalıyor. Kıza herhangi bir zarar veremeden. İşte çok iğrenç bir detay. Kıza böyle hep birlikte gidip urba görmede gecelikler falan alıyorlar. O gecede bir tane sözde iç yenge deniyordu sanırım kitapta bu tabire. İşte o gece yaşanacakları falan anlatıyor dürüye. Dürü dinlemek istemiyor zaten. Dürüyü gelinliğini soyup işte gecelik falan giydiriyorlar. Sözde kocası için hazırlıyorlar. Dürü o sahne benim için çok önemliydi. Kabak muslu dediğim gibi sızmış durumda. O sırma kesenin içinden tırpanı çıkartıyor. Kabak ve bunların hepsini dürüye kızlar aracılığıyla Uluguş tarif ettiriyor. Ağzına bir kumaş basıyor. Tırpanı kalbine saplıyor. Öldürüyor onu orada. Hemen üstündeki o iğrenç gecelikleri falan çıkartıyor. Kendi kıyafetlerini, çocuk kıyafetlerini giyiyor. Ve Uluguş'un da o şeyle verdiği yolla keseyle birlikte evden ayrılıyor. Şimdi Kocalinli'nin yardım ettiği biliniyor artık dürüye. O yüzden açıkça gidip birebir yardımda bulunamıyor. Adam dün gecesi uyuyamıyor. Olacaklardan çok haberi yok. İşte Uluguş'a gidiyor. Uluguş diyor bu kız ne yapacak tek başına şöyle böyle falan. Neyse Uluguş da diyor ki git onu şurada karşıla o zaman. Neyse sabah artık gün doğmasına yakın. Kocalinin gidiyor o bölgede dürüyü bekliyor. Ama içi içini yiyor. Yani kendi evladı gibi, kendi torunu gibi seviyor şeyi. Dürüyü. Dürü dediğim gibi öldürmüş. Ondan önce de zaten köpekler falan var. Uluguş her şeyi o kadar iyi hesap etmiş ki önce git diyor köpeklere katmer ver falan. Köpekler de saldırmıyor. Bir yandan korkuyor. Şimdi dürü bir çocuk. Yani
burada tamam hikayenin ana hatlarını konuşalım ama bu detaylar da benim için çok önemli. Daha bir çocuk, daha köpekten korkuyor ki sözde kocası olacak adamdan korkması çok daha muhtemel. Hatta başına gelecek şeyleri hayal ettikçe midesi kalkıyor. Adam yüzüne falan bakamıyor, tiksinti duyuyor falan. Bu çocuk bunlara maruz kalıyor. Neyse sonra bir ışım kaçmayı başarıyor oradan kimse fark etmeden. Sonra kocaliğinin arkasından sesleniyor o bölgede karşılaştıklarında. Dedeciğim benim falan gibisine. Kız düşüyor, bayılıyor yanlış hatırlamıyorsam heyecandan, korkudan. Sonra o dönem oranın bir eşkıyası var yakınlarda bir köyün. Oraya götürüyor kocaliğinin, ulu kuşun şeyiyle, tavsiyesiyle. Hani kıza sahip çıkın böyle böyle falan gibisine. Onlar da merak etmeyin, ulu kuşa selam söyleyin, kendi kızımız gibi bakarız diyor. Sonra kocaliğinin köylüler uyanmadan evine varmayı başarıyor. Bir yandan da belli edemiyor. Kabak Mustu'nun ailesiyle çünkü mücadele edemez o konuda. Öyle Dürü'yü kurtarıyorlar. Bir kızın kaderi değişiyor. Ama o kızla beraber tüm köyün kızlarının kaderi değişiyor. Çünkü sadece Dürü'nün meselesi değil bu. Aslında tüm köyün meselesi. Dürü'nün 1,5 yaşında bir kardeşi var, Evşen. Hatta olguş laf sokarken şey diyor. Bunu da zengin bir yere verirsiniz falan diyor. Yani Dürü'nün bu hareketi, evet cinayet doğru değil ama çocuk yani onu idrak edebilecek durumda değil. Ama maalesef Kabak Muslu ölüm dışında hiçbir şeyi durdurmaz. Adam bütün yani devletin malını bile seferber ediyor bunun için. Her şeyi döküyor. Yeter ki diyor o kızı bulun. Ben onu çok sevdim, aşık oldum diyor. Ömrümün son deminde onunla olacağım diyor. Bu da iğrenç bir düşünce. Karısı mesela istemiyor başta. Karısını tehdit ediyor. Seni işte şey yaparım. Dımdızla koltuğa bırakırım, ne yapacaksın falan diyor. Kadın da bu şekilde susturmayı başarıyor. Kadın bir yerden sonra mecburen kabul ediyor. Ve işin kötü kısmı yani bu adamın oğulları var. Biri de çıkıp ya bu ne demiyor. Belki de oğullarının bir kısmından, büyük bir kısmından daha küçüktür Dürü. Mesela Dürü'nün askerde bir abisi, bir de evli ablası var. Askerdeki abisi kabul etmiyor bu durumu. İşte bacımı evlendirmeyin onunla falan diyor. Ablası mesela babasından taraf oluyor. İşte benim gibi yoksulluk çekmez, şöyle olmaz, böyle olmaz, evlendirin diyor. Yani aslında çok çarpıcı gerçekleri ortaya koyuyor bu roman. Ciddi anlamda çok beğendim. Ya sadece olay örgüsü değildi dediğim gibi mesela. Çok ince detaylar vardı şu an. Kitabı okuyalı 1,5 hafta geçti sanırım. O yüzden net hatırlayamadığım, aslında paylaşmak istediğim yerler de vardı. Eğer okuyanlar olursa diye fikir olsun istedim. Belki daha önce okuyanlar olursa, bu videom karşılarına çıkarsa, altına yorum olarak işte benim gözden kaçırdığım bir yeri paylaşırlarsa da ben gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü ben bir roman okurken sadece işte şöyle gidiyor, böyle oldu, bu oldu değil. Arada verdiği mesajlar. Mesela Cumhuriyet Bayramı'na denk geliyor düğün. İşte bayrak asıyorlar. Anadolu'da hala olan bir gelenek bu. Bayrak dikme denir. Düğün bayrağı ayrı işte. Farklı semboller var. Onları dikiyor. Yanına da Türk bayrağı dikiyorlar. Normalde adet şu. Tabancayla o düğün bayrağının sembolünü, işte içi boş yumurta kabuğu var. Birkaç şey var şu an hatırlamıyorum tam. Onları vurana düğünün sahibi hediye veriyor. Bunu yaparken adamlar Türk bayrağını vuruyorlar. Ya mesela bu çok önemli bir detaydı. Sonra Kabak Muslu fark ediyor. Başımızı belaya sokmayın ayağına. Bayrağın yerini değiştirtiyor falan. Yani aslında o dönem işte partidenmiş gibi gözüken işte sözde devlete yakın bir karakterin aslında devletin değerlerine ne kadar zarar verdiği, devleti kendi menfaatleri için kullandığı ve asla onun saygı duyması gereken bayrak, marş falan gibi işte kutsallarına saygı duymadığını da görmüş oluyoruz burada. Bu benim kendi yorumum. Kendi gözlerim. Belki farklı düşünen insanlar olabilir. Saygı da duyarım. Böyle. Ben bu kitabı ciddi anlamda çok beğendim. Ben bu kitabın kendimce yorumunu bir Instagram hesabı açtım. Orada paylaşmıştım. Ama olay örgüsü çok uzun olduğu için karakter aşımı olacağından paylaşamamıştım. Yine onun da eğer ekleyebilirsem linkini eklemeye çalışırım okumak isteyen olursa. Yazdıklarımı. Bilmiyorum yani. Yani orada ifade etmiştim. Burada da söylemek istiyorum. Dürüler gerçek. Maalesef. Anadolu'nun, Türkiye'nin hala böyle bir gerçeği var. Biz duysak da, duymasak da, görmesek de. Ben onların bitmesini istiyorum. Yani çocuk gelinlerin, Kabak Mustuların bu baskısının bitmesini istiyorum. İnsanların parayla artık insanları satın alamayacağı bir
düzen istiyorum. Toplumun bu konuda değişmesini çok istiyorum. O yüzden de seriye bu videoyla başlamak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.